RT TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 22 Ekim Pazar. Hafta sonu haber bülteni ile karşınızdayız. Sayın seyirciler, Ereğli Spor bugün 3 puanla aldı. Kendi evinde Kepez Belediyespor'u ağırlayan takımımız oyunun kontrolünü kendi elinde tuttu ve maçtan 1-0'lık skor ile galip ayrıldı. Ereğli Spor bugün 3 puanla aldı. Kendi evinde Kepez Belediyespor'u ağırlayan takımımız maç boyunca etkili ataklar geliştirdi. Maçın hemen başında golü bulan Ereğli Spor oyunun kontrolünü kendi elinde tuttu ve 5. haftada aldığı ilk galibiyet ile puanı 4'e çıkarttı. Taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Maç boyunca yoğun tezahüratlar yapıldı. Spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliği önlemek adına yeni bir kanun çıktı. Müsabakada ya da sonrasında şiddete başvuran taraftarlar takımların da izni alınarak maçtan men ediliyor. Spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliği önlemek için yeni bir kanun çıktı. Müsabaka esnasında ya da sonrasında şiddete başvuran taraftarlar takımların da izni alınarak maçlardan men ediliyor. Süresiz olarak uzaklaştırılan taraftarlardan maç saatlerinde emniyette imza alınıyor. Ereğli'de de geçtiğimiz günlerde oynanan Ereğli Spor Mut Belediye Sporu karşılaşmasında çıkan olaylardan dolayı şu ana kadar 11 kişi ceza aldı. Bu kişiler hem Ereğli Spor hem de başka bir takımın maçlarını stadlarda izlemeyecekler. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından görüntü kaydı alınarak uygulatılan bu kanun için takım yönetimi ve sorumlu savcıdan da izin alındı. Belirlenen 11 kişi şimdilerde maçları izleyemiyor. İç Anadolu bölgesinde sevilen türkücü Ömer Şahin Ereğli'de RT Haber kameralarına konuştu. Şahin konuşmasında Ereğli'yi çok beğendiğini belirtti. En çok bu türküyle kendini sevdirdi. Hayran kitlesi oluşturdu. Nice kahır dolu dertli günümde beni yalnız koyup kaybolan mıydın? Ben seni koymuşken canım yerine savruldun havaya kül duman mıydın? İç Anadolu bölgesinde sevilen türkücü Ömer Şahin Ereğli'de RT Haber kameralarına konuştu. Ömer Şahin 1985 Kırıkkale doğumludur. Yaklaşık 15 senedir müzik işiyle uğraşıyorum. Lakin tam profesyonel olarak son 5 senedir uğraşıyorum. Evliyim. 2 tane kız çocuğum var. Allah bağışlasın. İsimlerine de vereyim çünkü artık halkımızda biz iş olduk, bir aile olduk. Birinin adı Beste, birinin adı Melodi. Tabii müzisyen olduğumuz için. Allah bağışlasın. Bu şekilde müzik hayatımıza devam ediyoruz. 32 yaşındaki türkücü Ereğli'de bulunan bir mekanda 2 gün sahne aldığını ve Ereğli'yi çok beğendiğini söyledi. Değerli abime de çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten beni çok güzel ağırladılar. Sizden de buluşmamıza da vesile oldular. Yani koca Ereğli halkıyla buluşmamıza da vesile oldular, sağ olsunlar. Dünkü gelen kişilerden çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten katılım çok güzeldi. Bugün de öyle olacağına inanıyorum. Yoksa insan değil bir yılan mıydın? Yalan mıydın söyle hep yalan mıydın? Çürüsün ağacım kurusun dalım. Sevdan yalan sözüm yalan sen yalan mıydın? İki çocuk babası Ömer Şahin bu güzel türkünün hikayesini de anlattı. Şimdi bu türkü şöyle, aslında bunu bir albüme koymamıştım ben. Sadece klip olarak. Yeni bir stüdyo çalışması olan, klip çalışması olan bir arkadaşım, bu işten uğraşan arkadaşım benden destek istedi. Dedi böyle böyle Ömer Bey gelir misin? Bana bir destek verir misin? Hani klibini çekeyim, bu parça, bir parça yapalım tamam falan.
Ben de o zaman rahmetli Kıvırcık Ali yeni vefat etti sıralarda galiba. Bu parçayı dinliyordum. Yusuf Ayaloğlu'nun da sözleri, söz ve müzik Yusuf Ayaloğlu'ndu. O da rahmetli oldu biliyorsunuz. Evet. Dinledim. Sonra kendimde bir şeyler buldum parçayla alakalı. Yani kendi hayat hikayemde bir şeyler buldum. Hani bütün müzisyenlerin vardır ya bir acısı. Zaten acı olmadan bu işi yapamazsınız. Yani o çileyi çekeceksiniz. Müzik bir aşksa onun bir çilesi vardır. O çileyi çekmeden bu işi yapamazsınız. Parçanın sözleri de benim mazide çektiğim bir çileyi hatırlattı. Hatırlatınca böyle biraz daha duygulu söyledim. Bir aşk acısı mı? yani evet. Biraz daha duygulu okudum. O da sağ olsun insanlar tarafından çok güzel benimsendi. Çok güzel tepkiler aldım. Güzel oldu. Sonra durum bu. Bu. Ve onu sahibi olduğu mekanda ağırlayan Ümit Şimşek ise mutlu olduğunu belirtti. Ömer Şahin'e geldiği için teşekkür etti. Kendisini el elimizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz biz Emrah. Kendisini de çok seviyoruz. Çok aşırı bir talep oldu işletmemizde. Aşırı talep olunca dedik ki hadi bir ilki gerçekleştirelim. Yani bu Karapınar olsun, Karaman olsun, Ereğli olsun bu bölgede ilki gerçekleştirelim dedik. Sevenleriyle buluşturalım dedik. Ve iyi de oldu. Dün güzel bir katılım vardı. Dükkanımız sevenlere sağ olsunlar yalnız bırakmadılar. İşlerimiz güzel oldu. Ve kendisini de burada ağırlamaktan inanın gurur duyduk ve bundan sonrası da daha devamı da gelecek Allah izin verirse. Artık sürekli kardeşimizi sevenleriyle el elde buluşturacağız. Ben seni koymuşken dostum yerine savruldun havaya kül duman mıydı? Yoksa insan değil bir yılan mıydın? Yalan mıydın söyle hep yalan mıydın? Çürüsün ağacım kurusun dalım. Sevdan yalan sözüm yalan sen yalan mıydın? Ereğli'de özel bir kolej ana sınıfı velilerine yönelik tanışma amaçlı kahvaltı programı düzenledi. Ereğli TED Koleji ana sınıfı velilerine yönelik tanışma amaçlı kahvaltı programı düzenlendi. Programa ana sınıfında eğitim gören öğrencilerin velileri ve öğretmenler katıldı. Resto'da verilen kahvaltıda renkli görüntüler oluştu. Okul öncesi öğretmeni ve zümre başkanı olan Merve Altın bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Velilere teşekkür eden Altın güzel bir etkinlik olduğunu vurguladı. Çocuklarımızın da kendilerini daha güzel ifade edebilmeleri ve daha çok ortama kendilerini sıcak hissedebilmeleri açısından faydalı oluyor. Bizler sağlıklı, güzel ve iyi bir aile olduğumuzu hissetmek istiyoruz. İlkokul müdürü Serdar Alan ise yaptığı açıklamasında TED olarak velilerimizle tanışmayı amaçladık. Bu tür programlar hem tanışma hem de kaynaşma ortamını oluşturuyor. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum dedi. Okulumuz, okul öncesi öğretmenlerimizi, zümre başkanlarımızı birlikte planlamış oldukları veli etkinliğimizi burada beraberiz. Öte yandan kahvaltının verildiği yerde dikkat çekici, ferah bir ortam. Resto restoranda bu tür etkinlikleri sizler de düzenleyebilirsiniz. Yıllardır müşterilerinin takdirini toplayan Resto, meydanbaşı mezarlığı yanında bulunuyor. Kalitesiyle dikkat çekiyor. Hafta sonu açık büfede kahvaltılarınızı yapabilir, arkadaş ortamı yemekler ve önemli toplantılar için burayı tercih edebilirsiniz. Bültenimize Türkiye gündemiyle devam ediyoruz.
Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki ile AK Parti İstanbul milletvekilleri katıldı. 3,5 saat süren bu önemli toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. Toplantının gündemine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak şu sıralar gündemde olan belediye başkanlarının istifasının ve kentsel dönüşümün gündemde olduğu tahmin ediliyor. Nerede? Nasıl bir çalkalanma var? Nerede bize yönelik bir taciz varsa, evet, bir gece ansızın vurabiliriz. Acaba birileri izin verir mi? Artık yok, geçti o işler. Bizimle stratejik ortak olanlar, bizimle beraber hukukumuza saygı duydukları sürece biz de onlara saygı duyarız. Aksi takdirde kusura bakmasınlar. Gençler, bu sıfatın kıymetini iyi bilin. Başbakan Binali Yıldırım Ağın Köprüsü'nü havadan inceledi. Başbakan Yıldırım Ulaştırma Bakanlığı döneminde temelini attı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Elazığ'daki Ağın Köprüsü'nü helikopterden inceledi. Hadi bakalım. Yıldırım daha sonra kendi kullandığı makam aracıyla köprüden geçti. Bir süre makam aracını kullanan Yıldırım'a Vali Çetin Oktay Kaldırım eşlik etti. Başbakan Yıldırım bu sırada yanına gelen vatandaşlarla tokalaştı, ayaküstü sohbet etti. Nasipte sizi görmek, sizlerle tanışmak varmış. Köprü bahane, ağırlılarla kucaklaşmak şahane. Başbakan ilçeye hastane yapılması talimatı da verdi. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgiler verdi. Deniz Bey'in yine o klasik cümlelerle başlayacağım. Şuuru kapalı. Durum ciddi. İbiş, Baykal'ın beyin fonksiyonlarının iyiye gittiğini söyledi. Beyin sapı refleksleri olumlu. Beyin sapının oldukça korunmuş olduğunu gösteren en önemli bulgular bunlar. Beyin fonksiyonları gün be gün daha iyiye gidiyor. Profesör Doktor Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın ödem çözülme sürecinin ise devam ettiğini kaydetti. Yine bugün tomografisi yapıldı. Öncekilere göre beynin daha da rahatladığını, ödem çözülme sürecinin devam ettiğini arkadaşlar bana bildirdiler. Bunlar da yine bizim yüzümüzü güldüren olumlu bulgular. İbiş, Baykal'ın solunum yapabilecek durumda olduğunu da söyledi. Yine cihazı solunum desteği ve beyin destek tedavileri devam ediyor. Kendi solunumunu yapacak durumda, ancak arkadaşlar gün içerisinde fazla yorulmaması için yine cihazla desteklemeyi tercih ediyorlar. Profesör Doktor İbiş soru üzerine Baykal'a herhangi bir cerrahi müdahale yapılmayacağını ifade ederken hastanın bilincinin ise kapalı olduğunu yineledi. Şu anda öyle bir cerrahi müdahale kastediyorsunuz. Öyle bir endikasyon yok, öyle bir durum da yok. Bilincinin kapalı olması uyutulmayla ilişkili değil. Şu anda kendi fizyolojik yapısı olarak bilinci kapalı. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla
Fratven'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratven inovatif serisinden. Selenit. Fratven. Fratpen, Ereğli Bayi, Zirvepen, PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin, huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses, dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üç Göz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak tahlil laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup, Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacıali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Bu akşam da biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.